Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Herkes iyidir inşallah. Herkese iyilik, sağlık, mutluluk, bolluk, bereketlik diliyorum. Ve çok eskiden yaptığımız tanımlı cevizli kurabiye yapacağım. Bugün çay saati arkadaşlar. Benim de defteri var ya bir tane. Onu karıştırdım. Önüme bu çıktı. Cevizli ve tahıllı ama mükemmel bir lezzet oluyor. Güzel de siz de yapıp yiyin. Hem bayatlamayan bir kurabiye hem de çok güzel kurabiye. Şimdi tarife geçelim. 125 gram margarin arkadaşlar. Çoğaltıp azaltabilirsiniz. Biz az kişi olduğumuz için 125 gram margarin kullanıyorum. 125 gram tereyağı ya da margarin istediğinizi koyun. Ben tereyağım fazla yok. Onun için margarin kullandım. Katı margarin. Yarım çay bardağı sıvı yağ arkadaşlar. Bir kaşık sirke koyuyorum. Üzüm sirkesi, elma sirkesi de olabilir. Şöyle bir kaşık arkadaşlar. Bir tane yumurtamız var. Telef olmasın diye dışına beyazını içine sokacağız, katacağız. Dışına da sarısını katacağımız için benim bu yumurta var da maşallah var. Şöyle arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Beyazını içine katıyorum. Sarısını dışına süreceğiz. Bu yumurta neden böyle oldu ben anlamadım şu an. Dolaptan çıkardım ama bayağı da oldu. Şöyle koyalım. Onu sonra kullanacağız. 125 gram katı yağ. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir yumurtanın beyazı. Bir kaşık sirke koyduk. 3 kaşık pudra şekeri arkadaşlar. Şöyle 3 kaşık pudra şekeri. Fazla dolu dolu olmasın. Çok da tatlı olmasın. Şöyle 3 kaşık da ne kattık? Pudra şekeri. Şimdi arkadaşlar normal yoğurt katıyoruz. Normal yoğurt ne demek? Süzme yoğurt değil. Öteki yoğurttan ev yoğurdu. Benim kendi yaptığım yoğurt. 1 şöyle 2 3 kaşık normal yoğurt kattık. Şimdi bunları iyice karıştıracağız arkadaşlar. Yani yoğuracağız. Bir yumurtanın beyazı. 3 kaşık yoğurt, 3 kaşık pudra şekeri, 125 gram katı yağ. İsteyen tereyağı da kullanabilir. Yarım çay bardağı da sıvı yağ koyduk. Bir kaşık üzüm ya da elma fark etmez sirke koyacağız. Hayırlık versin diyerekten. Çok eski bir tarif. Çay saati tarifi. Geçen gün bunun ben kilosunu sordum. Normal fırında çok böyle lüks bile değil yani Antalya'da ama bildiğim fırından 150 lira dedi arkadaşlar. Bir kilosunu. 200-250 diyen bile var. Yani niye fiyat söylüyorum? O kadar masraflı olduğunu düşünmemiştim. Dedim tabii canım çekmişken yap fatoş. Şimdi iyice karıştırdık arkadaşlar. Görüyorsunuz. İyice yoğurdum. Şimdi bunu yoğurdum. Bir tane kabartma tozu koyduk. Buna ben vanilya koymuyorum. Arzu eden koysun ama bu yeterli yani. Şimdi arkadaşlar ölçülüye gideceğiz. 3 ile 3,5 bardak arası un alıyor. 1 bardak oldu. Şöyle 2 bardak. 3 bardak koyacağım. Yoğuracağım. Şöyle ayarlı gidelim. 3 bardak un koydum. Unun kalitesinden bile değişiyor. Yumurtanın büyüklüğünden değişiyor arkadaşlar. Her şeyden değişiyor. Kaşık ölçüsünden değişir. Yani benim yoğurt kaşığım büyüktür, küçüktür. Sizinkinden farklıdır. Ona göre ayarlayacaksınız artık. Yapacak bir şey var mı? Yok. Şöyle güzel güzel yapalım. Güzel güzel de yiyelim. Ne oldu? Olmadı. 4. su bardağımı koydum. Kıvamını ayarlayalım. Kıyır kıyır bir hamur olacak. Çok güzel oluyor. Eskiden günlerde çok yapıyorduk. Üzümlü kurabiye bunu. Bunun mayalılısı da var. Bu ama kurabiyecesi. Hayırlı kurabiyeli. Bir de ceviz var şimdi. Bu benim bir plastik değil arkadaşlar. Hemen onu da hatırlatayım. Bir marka. Onun için gönül rahatlığıyla yapabiliyorum. Bazen kolum kalkmıyor. Cam kaseler kullanamıyorum. Ne sert ne yumuşak bir hamur olacak arkadaşlar. Hamurumuz bu. Şöyle her yerini toplayalım. Tezgahımızı alıp şöyle bir un yapın. Arkadaşlar. Herkes iyidir inşallah. Beni soracak olursan
Elhamdülillah iyiyim. Ne yapalım? Acıları saracağız diye uğraşıyoruz. Allah'ım herkese güç, kuvvet, sağlık, sıhhat versin. Tez zamanda gidenler, yapacağım bir şeyimiz yok artık. Kalanlar inşallah tez zamanda iyileşir de normal hayatlarına dönerler. Bir annemizi babamızı kaybediyoruz. Ne kadar üzülüyoruz. İnsanlar neler kaybetti. Artık şöyle az az unları çileye çileye hamurumuza güzelcik yoğuralım. Şimdiden bile hamurumuz kıyır kıyır olduğu belli arkadaşlar. Bakın göz göz oldu. Görüyor musunuz? Hamur bu. Hamur her zaman içe doğru. Şöyle yapın. Ben yapamam diye bir şey yok. Herkes her şeyi yapar. Bizim Türk karılarımıza, hanımlarımıza çok güveniyorum. Herkes annesinin karnında öğrenmedi. Her şeye her şeyi yapar. Ha, bazen yufkaları gençlikte yapmadık. Şimdi yufka açamıyoruz. Çok böyle incecik böyle ama kendimizi doyuracak kadar açıyoruz. Şöyle arkadaşlar bir hamur elde ettik. Dediğim gibi çoğaltıp azaltabilirsiniz. Şimdi hamurumuz bu. Bunu tam ikiye böleceğiz. Şöyle. İsterseniz küçük küçük de yapabilirsiniz. İsterseniz de büyük de yapabilirsiniz. Benim gibi. Her şekilde yapabilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi arkadaşlar bunu merdane yardımıyla açacağız. Hemen merdaneyi aldım. Tayının burada bekliyor. Arkadaşlar dediğim gibi sıralı bir marketten aldım tağın. Konya tağını, yanıksı tağın. Beyazdan daha lezzetli oluyor. Eğer ki marketlerinizde varsa alın. Bizim bu yıl 5. oldu. Çünkü tavuğun ekmeğini çok seviyoruz. Tadı da lezzetli. Biz önceden Manavgat'tan getirtiyordum. Bir tane Manavgat'tan getirttim. Sonra onu gördüm. B harfiyle başlayan sıralı marketlerden alın. Ben çok memnun kaldım. Siz de memnun kalırsınız ama şunu yırtmadan yapmamız lazım. Hem çene yaparsak hem de böyle yaparsak yırtılır. Ama çare tükenmez. Çok kalın olmasın. İnce de olmayacak tabii ki. Güzelce ayarlayın artık. Şöyle bazen de elle de vuruyorum. Benim hıhım bitmez. Evet. Şimdi tağını aldık. Tağını aldık. Gezdirdik. Sevdiğiniz kadar. Katın. İster şekerli yapın arkadaşlar. Sadece 3 kaşık pudra şekeri koyduk biliyorsunuz. İsterseniz şimdi ben içine atacağım. Bir tanesi şekerli, bir tanesini şekersiz yapacağım. Çünkü biliyorsunuz Yusuf Eren yemeği seviyor. Evet, tayırımızı her yerine sürdük. Hani eşit biçiminde şöyle yayın. Şimdi ceviz atacağız arkadaşlar. Bir nevi cevizli tayınlı kurabiye. Şimdi birazını buradan toplamamız lazım. Kırmadan, dökmeden. Şöyle. Birazını da buradan, yani bu şekilde siz kendiniz istediğiniz gibi verebilirsiniz. Hamurun altına yapışmaması lazım ki güzelce toplayalım arkadaşlar. Şöyle. Eşit biçimde. Şöyle kardeş kardeş birleştirelim. Sonra kesiyoruz ortadan. Şöyle annem bir dakika. Şöyle tekrar. Büyüklüğü küçüklüğü hiç önemli değil. Yerleştirin. Nasıl güzel, nasıl kıyır kıyır.
Nasıl lezzetli oluyor? İnanılmaz. Eskiler bilir zaten. Yeniler de öğrensin artık bizden. Evet. Şimdi kalan hamurumuzu da alıyoruz. Tekrar bunu da açacağız arkadaşlar. Dediğim gibi zemininizi güzelce şey yapın da unlayın. Şey olmasın. Yapışmasın. Şöyle çok az artık kullanıyoruz unumuz. İsterseniz elinizi alıp parça parça da yapın ama panelinle cevizi kullanması zor oluyor. Böyle daha pratik oluyor. İsterseniz küçük küçük açıp rulo yapın, tek rulo yapın. Ama en pratiğinden diyorum ya, benim arkadaşlarım hep pratik yapsın. Çalışanlara da. Yapın, pişirin. Atın dondurucuya hafta sonları. Misafirlere, kendilerinize çay saatinde, bazen insan çayın yanında bir şeyler istiyor. Çok basit. Ben merdane kullanamıyorum falan demeyin. Kullanırsınız çok rahat. Şimdi onu şekersiz yaptık arkadaşlar. Tekrar tahın koyduk. Şöyle. Bu yanıksı tahın arkadaşlar. Beyaz tahınla da olabilir. Ben bunun tadını sevdiğim için, yanık kokusu geldiği için. Hani çifte kavrulmuş. Yanıksı dediğimiz çifte. Susamı çifte kavruluyorlar. Tahın haline getiriyorlar. Bizim bu Antalya yöresinde çok meşhurdur. Mesela bundan kabak tatlısı çok güzel oluyor. Ama asla bundan bizim Antalya'nın hibeşiyle piyazı olmuyor. Hiç güzel olmuyor. Yapanlar vardır tabii, hiçbir şey diyemem. Saygı gösteririm. Herkese saygı gösteririm. Ama lezzet açısından o beyaz tahınla güzel oluyor. Bu pasta türü, katmer türü bu yanık tahından çok güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle yine cevizimizi attık. Şöyle her yerine gelsin çünkü artık. Şimdi buna pudra şeker atacağım arkadaşlar. Pudra şekeriniz yoksa normal şeker de kullanabilirsiniz. Çok böyle tatlı tatlı olmasın. Şöyle tekrar topluyoruz. Buradan da topluyoruz. Böyle büyük rulo da yapabilirsiniz ama o zaman içi çiğ kalabilir. Böyle olunca çok güzel oluyor. Herkesin kendine göre de tabii bir tekniği vardır. Nasıl rahat yapabiliyorsanız. Hemen bunları yerleştireceğim arkadaşlar. Sonra hemen fırınımızı açacağız. Sonra da yumurtasını sürüp ısıtılmış turboda, yani fanlı ocakta yapacağız. 180-190 derece arası. Birini kare gibi, birini dikdörtgen gibi kestim ki şekerler şekersizler belli olsun diye arkadaşlar. Eğer aynı yaparsanız aynı kesin. Bunu maksus kare gibi kestim. Farkına varanlar olmuştur. Ötekinler dikdörtgen gibi kestim ki şekerli ile şekersizi ayırt edebilelim diyerekten. Bu tarafa şekersiz, o taraf şekerli arkadaşlar. Şimdi yumurtamızın sarısını aldık. Şöyle yumurtamızın sarısını iyice çırpın. Ha, bu arada fırını unuttuk.
Panlı fırında 190 ile 200 derece, 180 ile 200 derecede arkadaşlar. 180 190 derece arası. Şöyle sürüyoruz. Bunlar şekersiz olanlar. Tekinler şekerli. Hepsini sürün arkadaşlar. Yoksa bazısı bunun mesela beyazını içine katmıyor. O zaman ne oluyor? Yabına gidiyor. Yumurta olmuş 4-5 lira. Çaresi yok. Her şeyden faydalanacağız. Hiçbir şey yaban atmak yok. Elimizden geldiğince tasarruf yapıyoruz artık. Hayat pahalı. Eskiden neler yapıp yapıp mesela telef ettiğimiz olmuştur. Ama şimdi o şey yok, lüks yaşam yok yani. Ben kıza bile diyorum. Annem biz gençliğimizde daha rahat yaşamışız. Siz gerçekten Allah'ım yardımcınız olsun diyerekten. Evet arkadaşlar, her yere sürdük. Şöyle her yere sarısını hallettik. Şimdi eğer ki istemiyorsanız odan sıkıntı değil. Şöyle hani şekilli olsun isterseniz şöyle yumurtanın üstünde çizgi çizgi atın. Çünkü böyle yapıyoruz. Çatalın tersiyle. Hiç önemli değil nasıl attığınız, yeter ki hani çizgi çizgi güzel görüksün diyerekten. Şimdi fırınımız ısındı zaten. Hemen 180 ile 190 derecede orta katta, hep ben ortada ve tek pişiririm. Attık. Arkadaşlar fırına koydum, tekrar çıkardım, unuttum çünkü üstüne de ceviz koymam lazım. İstemiyorsanız katmayın. Şöyle üstlerine, ortalara sarısıyla yumurtanın birleşsin. Çok da değil. Hani lezzet veriyor. Bir de böyle ceviz yanıyor. Tahinle cevizin yanık kokusu çok güzel oluyor. Fazla abartmadan şöyle hani yaptığımız işi tam yapalım. Sonra neden böyle yapmadım demeyeyim. Hemen fırına koydum. Çektim. Yumurta sarısını sürdükten sonra çatalla şekil vermenize gerek kalmayacak aslında da. Hatoş'un işte aceleci memur olduğu için hemen öyle de yapabilirsiniz, böyle de yapabilirsiniz. Sıkıntı yok. Ama bu yanık kokusu cevizin üstünde kızardığında çok lezzetli oluyor. Evet arkadaşlar, hemen koydum. Evet arkadaşlar. Şunun güzelliklerine bakın. Şunun mükemmelliklerine bakın. Nasıl güzel oldu, nasıl kıyır kıyır oldu. Aziz Allah ezan okunuyor. Şöyle nasıl güzel oldu ama, nasıl güzel oldu. Kıyır kıyır. Arkadaşlar birazcık soğusun, ben size doku testi yapacağım. Evet arkadaşlar, bir tanesini aldım. Şöyle doku testi yapalım dedim. Şöyle çatalla kestik. Bakın içine. Kıyırlığına bakın, inceliğine bakın. Kokusu, lezzeti zaten var ya. Bir tane hemen Fatoş yutar mı? Yutar tabii ki. Kıyır kıyır. Mükemmel ötesi oldu. Gerçekten yaptığım bütün ürünlerin arkasındayım. Ne deyin yiyin, ona göre yine bana yazarsınız. Arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Herkes kendine çok iyi baksın. Abonelerden de olmayanlardan abonelik istiyoruz tabii ki. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyorum. Yeni tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.